2023 yılının en çok dikkat çeken projelerine burada bir göz atacağız. Ve bunlar nedir ne değildir diye konuşacağız. Tabi burada Ponzi kripto paraları listeliyor. Bu noktada biraz daha biz işin gerçeklik kısmında durmaya gayret edeceğiz diyebilirim. Şimdi birincisi, gerçekten 2023'te hangi kripto paralar parladı? Hiç değilse şimdiye kadar. Muhakkak bunlardan ilk sırada Pipcoin olacaktır tartışmasız. Nitekim zaten çıkışı da bu yıl içerisinde gerçekleşirken korkunç işler yaptı ve bugün globalin hala en popüler kripto paralarından bir tanesidir Pipcoin. Yani global borsaların tamamına baktığımızda Pip'in popülaritesi çok ileri düzeyde. Pip'le alakalı genel görüşüm sezon içinde portföylerde bulundurulabileceği ve iyi kazançlar getirebileceğidir. O yüzden cüzdanlarda bulunmasını mantıklı görüyorum. Bunlardan bir diğeri kesinlikle ama kesinlikle XRP'dir. Yani çok net. XRP zaten 2022 yılında da biliyorsunuz ciddi hareketler yaptı. 2022'de daha doğrusu ciddi hareketten kasıt şu olmalı. Büyük bir güven ortamı topladı. Siz şu dakika bile XRP'ye baktığınızda 30 sentlerden 48 sentlerde halihazırda bulunuyor. Çok az bir şu anda major altcoin var ki, kripto para var ki, bir de major altcoin'lerde de bu geçerli. Çok az sayıda major altcoin var ki 2023 başlangıcından bu gibi bir fiyat yüksekliğinde hala bulunabiliyor olan. Dolayısıyla XRP hem Coinbase'te listelenmesi, hem Kanada, ABD, Almanya gibi taraflardaki ambargonun kalkması ve dava kazanımıyla birlikte daha burada uzun uzun saymayacağım pek çok erişebilir noktaya gelip boğa sezonu için önünü açması ve fiyatlar noktasında pozitif kalması sebebiyle 2023'ün şimdiye kadarki net şampiyonlarından bir tanesidir diyebilirim. Bunlardan birisi de tartışmasız Solcoin olacaktır. 2023 yılının ocağında 8 dolarlara kadar geri çekilme kaydeden Sol, şu anda neredeyse 3 katı fiyatlarda bulunan 22 dolar civarlarında seyrettiği gibi bunun minimum maksimumunu 4x'e kadar, yani fiyatın tam 4 katına kadar çıkarmayı başarmış idi. Dolayısıyla evet, gerçekten de 2023'ün şampiyonlarından bir tanesidir. Tabii Pip çıkışı itibariyle başka bir boyuttu. Beraberinde XRP davayı kazanması ve önceden kazanacağının bilinmesi ve bu noktada zaten XRP Ledger, Ripple bunun başarısı herkes tarafından biliniyor. Ve bu başarının yalnızca dava üzerinden baskılanması ve bu baskının kalkması motivasyonuyla hem fiyata belli bir ölçüde bu kadar kısıtlı bir süreç içerisinde yansıttı. Aynı zamanda dünyadaki 8 merkez bankasıyla dahi bu süreç içerisinde ortaklığını duyurmak gibi dev bir haber verdi. Solcoin 2022'de güçlü olduğu değil, XRP'nin aksine güçsüz olduğu için zaten bu kadar yükseldi. 2022'deki FTX vakası Sol'un bugün gösterdiği dirençle yeniden pozitif fiyatlandırmasının ana temel sebebidir. En çok dikkat çeken kripto para projeleri. Ya bunu muhtemelen şey olarak yapmışlar. Almışlar işte 1000-2000 lira. Bunlara koklatmışlar. Bunlar da haber yapmış. Tarihin en kötüsüne dönüşen 2022 yılı ayı piyasasınlar. Yuh be arkadaşım ya. Yani tarihi bilmiyorsun diye de kafandan atma. Nasıl tarihin en kötüsüne dönüştü? Bir söyle bakalım. Tarihin en kötü ayı piyasası diyor. Yok artık. Tarihin en kötü ayı piyasası. Yani yanlış anlamayın, tamam mı? Hani 20 bin dolarlardan 3 bin dolarlara düşüş falan, yok bu bir şey değil. 68 bin dolarlardan nerede 15 bin dolarlara düşüş. Yani ne desem bilmiyorum. Tarihin en kötüsü diyor falan. Ya bu noktada bir abartı var. Bir yerde fiyatın 4 kat arttığı, bak minimum maksimumda 4 kat arttığı noktada bir telafi,
bir yerde 7 kat arttığı noktada bir telafi gereksinimi ve yüzdesel bakımdan da buna denk geliyor. Şimdi soruyorum, tarihin en kötü ayı sezonu mu? Yani kripto tarihini bilmek zorunda değilsin. Ama yanlış yorumda yapmaman gerekiyor. Yani kimse seni zorlamadı burada yazı yaz diye. Geçtiğimiz yıl %65 değer kaybının ardından 2023'ün ilk yarısında %65 üzerinde yükseldi. Tabii ki aynı şeye denk gelmiyor. Yani %65 kayıp demek yüzdesel olarak bir düşüş. Yüzde o kadara denk gelen bir geri çekilme. %65 yükseliş demek %100 olmayan yani iki kat olmayan bir yükseliş anlamı taşır. En yüksek 31 bin dolar seviyesine çıkan BTC şu sıralar 26 binlerde. Meme coinler içinde olumlu bir atmosfer yaşattı. Yatırımcılar son zamanlarda güvenilir ön satış projelerine yöneldi. Özellikle 2023 yılında dikkat çeken projeler arasında diyor VSM ve Bitcoin Mintrix ve Meme Combat bulunuyor. Üçü de dolandırıcıdır. Bak ciddi bir şey söylüyorum. Üçü de ha dolandırıcı demeyeyim hadi. Yani dolandıracaklar mı bilmiyorum. Ha başarısız olacaklarını biliyorum ama. Mesela VSM'den bahsediyor. Abi VSM ne? Bütün yani dolandırıcı internet sitelerine reklam verdiğiniz zaman bu mu? Onu da bilmiyorum yani. Maxi'ye bak. Ah bu ne böyle yani? Bütün dolandırıcı internet sitelerine şey verdiğiniz zaman, reklam verdiğiniz zaman nasıl diyeyim? Böyle iş yapmış olmuyorsunuz yani. Tamam mı? Hani böyle Bitcoin sistemi gibi dolandırıcılara para verip reklam yapınca böyle iyi bir yere gelmiş olmuyorsunuz, iyi bir iş çıkarmış olmuyorsunuz yani. Ya da bir ara şey vardı, ARB Dojay. Nerede o, neydi onun adı ya? Şöyle yazsam çıkar mı onu bile bilmiyorum çünkü haberim yok yani. ARB Dojay. Bu mudur? Şöyle bir bakalım, al. Yani bir ara çıktı coin, al. Yani pataküte düşüyor falan böyle. Ya düşmese ne olacak? Yükselse ne olacak? Tekrar ATH yapsın. Yani düşmese ne olacak? Yükselsin. Sonra 2024'te ne yapacak? 2025'te ne yapacak? O yüzden bunlara yatırım yapmayın. İsmine zamanın en popüler isimleri Arbitrum, Dogecoin, yapay zeka bunları kattığın zaman bir şey yapmış olmuyorsun. Bunları desteklemiyoruz. Bu tarz projeler iyi kripto paralar değildir. Ondan sonra da sıkıntı yaşamayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.